yaptırımlar bize vız gelecektir. ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefiklik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğince neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti hiç kimsenin eline avcuna bakmaz bakmamıştır. Hiç kimseden himmet beklemez, hiç kimseye de minnet etmez. Hedef koyarız, inanırız. Biz de yaparız. Zekaysa gerekli olan Türk milletinin zekidir. Çalışkanlıksa lazım olan Türk milleti çalışkandır. Karakterse ihtiyacı olan Türk milleti yüksek karaktere sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bakınız ne demişti? Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Milli birlik ve beraberliğimize tutunarak nice güçlülüğü yendik, nice badireyi geçtik. Akıl Türk aklıdır. Ahlak Türk ahlakıdır. İlhamımız Türk asırlarındaki muzaffer ruhtur. Medeni olmayı, medeniyetin şifrelerini biz öğrettik. Adil yönetimi, adaletli muameleyi biz gösterdik. Huzur ve sükunet ecdadımızla kıtalara taşındı. Avrupa ortaçağ karanlığındayken Amerika Birleşik Devletleri'nden henüz en küçük iz ve eser yokken aleme nizam veren bizdik, cihanı aydınlatan Türk milletiydi. Yeter ki kendimize güvenelim, özümüze dönelim. Yeter ki korkulukları devirelim, mukadderatımıza sarılalım. Yeter ki bir olalım, diri olalım, birlikte Karaman'ın umutlarını canlandıralım. İnanmak başarmanın ön şartıdır ve yarısıdır. Kalpte iman, kaderde ittifak, kıvançta ittihat, kararda ortak irade her zorluğu bertaraf edecektir. İstersek, inançla mücadele edersek 2023'te yeni bir Türk mucizesine imza atarız. Çılgın Türklerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Geçmişimizin, geleceğimizin kefilidir. Güçlü ve büyük bir Türkiye ideali gerçekleşmelidir.